Evet, sevgili ilahiyat, ön lisans, Arapça 1 öğrencileri, 2016-2017 bize ara sınav sorularını sizler için anlatımlı çözümüne başlıyoruz. Unutmayın ki bahar dönemi ara sınavınıza 10 gün kaldı. Hepinize başarılar diyorum. Birinci sorumuz Vatani Türkiye fihi aşe ecdedi. Aşe yaşadı demek. Zıt kelime, zıt anlamlı kelimeyi bulacağız arkadaşlar. Yet'abu yorulur. Mete öldü. Karube veya kurbe yakınında yenemu uyuyor. Vakafe durdu. Yani Ayşe'nin yaşadığının zıttı Mete sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzda hangisi hakiki müzekkerdir? Dedi ki isimler cinsiyet yönünden iki kısma ayrılıyor Arapçada. Hakiki ve mecazi. Hakiki olanlar isterse müzekkerlik, müenneslik işareti taşımasın. Gerçekte müzekker olan kelimelerdir. Bakın burada en-nehru nehir, el-kitabu kitap, el-cebelu dağ, el-kalemu kalem. Bunlar hepsi cansız, akılsız varlıklar. Er-racülü adam. Müzekker. Ervilehe kısasan yünesibu sinnehe sagir. Ervi altı çizili Ervi kelimesi eş anlamlısı. Ervi anlatırım diyor. Yani küçük yaşına uygun hikayeler anlatırım onu anlatıyorum. Ehmilu taşırım. Uridu isterim. Ehki doğru cevap ehkidir arkadaşlar. Anlatırım. Hikaye ederim. Ebgi talep ederim. Ergabu rağbet ederim. Arzularım. Fil medresetle dürüse talibat yukarıdaki kelimelerden tam ve anlamlı bir fiil cümlesi oluşturulmak istendiğinde aşağıdakiler hangisi doğru olur? Bakın Tedrusu talibiyatü fi hezin medresesi. Kız öğrenciler bu okulda okuyor. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Et talibiyatü tedrusu fi hezi medresesi yanlış. Et talibiyatü yudrisine olmaz. Hezi talibiyatü tedrusu fi olmaz. Yani doğrusu arkadaşlar bu fazla vakit öldürmeye gerek yok diyorlar ya. Karışık cümleler vermişler. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir? Beşinci sorumuz. Bakın fiille başlıyorsa fiil cümlesi, isimle başlıyorsa isim cümlesi. Kara'at talib kıssatan öğrenci bir hikaye okudu. Zehebel maridu ile müsteşfe hasta hastaneye gitti. Seyyaratu ebi seriyatun babamın arabası hızlıdır. Nezele selcuz kar yağdı. Yeşteğilu hali fi bi sınaatil ehziyeti dayım ayakkabı yapımında çalışıyor. O zaman doğru cevabımız Seyyaratü Ebi, babamın arabası hızlıdır. Evet. Altıncı soru fi hadikatine bi'run amikum. Bahçemizde derin bir kuyu vardı. Neski sularız bime'ihe onun sularıyla. El azbis tatlı sularıyla el eşcere ağaçları. Yani bahçemizde tatlı suyla ağaçları suladığımız derin bir kuyu vardır diyor. Doğru cevabımız arkadaşlar bu. Bakın büyük var burada. Büyük var. Eski var. Anladın mı? Burada da bahçemizdeki diyor. Evet bahçemizdeki ama bahçemizde olacak. Yani fi hadikatine bahçemizde vardır. İşte bu. Yedinci soru. Aşağıdaki kelimelerin hangisi müennes değildir? Bakın es-süfle müennes, el-kübra müennes, es-sugra müennes, el-fete genç, erkek. El-Büşra, Büşra, müjde. Yani aynı zamanda bu işaret hepsinde müenneslik alametidir. Elif-i maksura diyoruz. Ama bu elfete hakiki müzekkerdir. Hakiki müzekker. Dolayısıyla cevabımız bu. Kânet İstanbul'u kadîmen medîneten sagîreten tüsemme. Bizantata thümme İstevle aleyha el imparator Romani Konstantiniyu el evvel ve a'leneha asimeten lehu am
333 ميلادي وعرفت بعد ذلك باسم القسطنطينية نسبة إلى هذا الإمبراطور. Arkadaşlar, alem var mı? Var. İstanbul nedir? Bizans, Konstantiniyye alem ismi. İsmi işaret, işte mesela diyelim ki heze var. Zamir var. Değil mi? Herde mesela aleyhe. Marife bir isme muzaf olan kelime var mı? Bakalım. Üstemme istevle aleyhel imparatoru romaniyuf evvel ve e'lenehe, bakın e'lenehe. Bu da şey, siz söyleyin muzaf muzafini. Dolayısıyla olmuş nedir? İsmi mevsuldür. İsmi mevsul yok. Aşağıdaki cümlelerin 9. soru, hangisine mansup munfasıl zamir vardır? Mansup munfasıl. Heze merfum. Karatu kitabet tarih ve kitabel fizya. Zurna, bak mansup munfasıl. Zurna, bu zaten muttasıl. Değil mi? Na. Ya talibani uktuba. Buradaki zamir muttasıl. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Arkadaşlar şunlar nedir? Mansup munfasıl zamirler. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım isteriz. Rabbim doğru söyleyenlerden eylesin. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğuldur? Bakın çoğul. 10. soru. Şüca'un cesur, cerihun yaralı, misalün örnek, hicaretün taşlar. Bunun müfredi nedir? Haceretün, hacerül esved. Dolayısıyla değişik. Osfurun serçe. 11. Talebet-i tıfletü, es-sagîretü, küçük kız çocuğu istedi, min emmihe, annesinden, en tehkiye lehe, ona anlatmasını, kıssatan, müselliyeten, oyalayıcı, teselli edici, hikaye anlatmasını istedi. Yukarıdaki cümlede marife bir isme muzaf olduğu için marife olan kelime aşağıdakiler hangisidir? Bakın, muzaf, marife bir isme muzaf olduğu için. Yukarıdaki cümlede marife bir isme muzaf olduğu için marife olan kelime aşağıdakiden hangisidir? Bakın, talebet, istedi. Kim istedi? At-tıflatu sagiretu. Annesi, küçük kız çocuğu istedi. Kimden? Min ümmihe. Bakın, aslında nekre ama muzaf olduğu için ne oluyor? Marifelik kazanıyor. Anne. Herhangi bir anne. Ama ümmihe, annesinden. Artık belirli bir anne oluyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak 12. Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. Cümlesini Arapça doğru çevirirse aşağıdakiler hangisidir? Bakın, Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyor isek yecibu en nuallime lugatel arabiyyete, Arapçayı öğretmemiz lazım diyor. Yecibu en netaallime lugatel arabiyyete bi şeklin ceydi ize künne natlubu en nuarrifel Kur'an-ı Kerim. Burada da eğer Kur'an'ı anlatmak istiyorsak, tanıtmak istiyorsak, halbuki burada Kur'an'ı tanıtmak değil, Kur'an'ı anlamak var. C şıkkında yecibu en neteallemel lugal arabiyye bi şeklin ceydi ize künne nuridu en nefhemel Kur'an-ı Kerim. Bakın, yecibu en neteallemel lugal arabiyye bi şeklin ceydin. Doğru bir şekilde Arapçayı öğrenmemiz lazım, gereklidir. İze şayet künne idiysek nuridu en nefhemel Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak. Doğru cevabımız bu. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak Arapçayı doğru bir şekilde nedir? İyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. D şıkkına bakacak olursak sevgili öğrenciler, yecibu en neteallime en nuallime el arabiyyete,
Burada Arapça öğretmemiz lazım. İlgisi yok. يَجِبُ اَنْ نَتَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِشَكْلٍ جَد۪يدٍ Yeni bir şekilde öğrenmemiz lazım. Halbuki burada Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. Doğru cevabı C şıkkı. 13. soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cemi müennes salim değildir? Cemi müennes salim değildir. Cemi müennes salim değildir. Arkadaşlar evkatün bakın cemi müennes salim tabibetün tabibatün muslimetün muslimatün seyyidetün seyyidatün katibetün katibatün. Burada nedir? Cemi müennes salim kuraldır. Ama bu vaktün arkadaşlar müzekke. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Vaktün. Vaktün müennes değil. El cennetü tahta akdamil ümmühat cümlesinde yer alan altı çizgi kelimenin irabı aşağıda. Akdamil ümmühat. Akdamil ümmühat. Annelerin ayakları altındadır cennet diyor. Dolayısıyla nedir? Muzafın bir muzafın ileyh değil mi? Mecrur cer alameti nedir arkadaşlar? Altındaki kesre. Değil mi? Tekrar ediyorum. El cennetu tahta akdamil ummahat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bu muzaf, bu muzafineyi. Dolayısıyla muzafineyi mecrur cer alameti kesredir diyoruz. Aşağıdaki isim cümleden hangisinde mübteda haber uyumsuzluğu vardır? Faysalu tabibu meşhurun. Faysal ünlü bir doktordur. Uyum var. Eşcarul medreseti kesiretün. Okulun ağaçları çoktur. Uyumlu. Değil mi? El mataru azirun. Yağmur sağanak yoğun yağıyoruz. Azir sağanaktan boşanan bir bardaktan boşanırcasına sağanak yağış deniyor. Talibatül külliyeti mühezzebetün. Talibatül külliyeti nedir? Burada cemi müennes salim vardır. Burada ne vardır arkadaşlar? Müfret müennes. Bakın. Aşağıdaki isim cümlelerin hangisinde mübteda haber uyumsuzluğu vardır? Hazihil verdetü cemiletün uyumlu. Uyumsuz olan budur sevgili arkadaşlar. Yani neydi uyumsuzluk? Talibatül külliyeti fakültenin kız öğrencileri nedir? Muhezzebetün dememiz gerekirken muhezzebetün demişiz. Peki 16. soruya geliyoruz. Evrak-ı şecereti zeytuni, zeytin ağacının yaprakları, bakın zeytin ve tini ve zeytun ve tur sinin ve hadel beledil emin. Evet, evrak-ı şecereti zeytun, zeytin ağacının yaprakları naimetün, ince kibar el melmesi, dokunması kibar yani hoşlanması. Cildiyetü nesici, yani deri dokumasında diyor. Böyle deri dokumasında kibar dokunulması, okşanması, ellenmesi ince yani. Çok narin. Yukarıdaki cümlede mübteda aşağıdakiler hangisidir arkadaşlar? Evrak çünkü isim cümlesi isimle başlıyor ve ilk kelimesi nedir? Mübteda. Fi zilli şecereti yeclisun. Ağacın gölgesinde oturuyor. Oturur. El insanu, insan. Liyesteriha, dinlenmek için. Vaktel harri, sıcak vakitte. Sıcak vakitte insan ne yapar? Dinlenmek için ağacın gölgesine oturur diyor. Oturur. Şimdi insan ağacın altına sıcak vakitte oturur ve dinlenir. Bakın oturur.
dinlenmek için oturur diyor. Burada ve dinlenir olmaz. Ağacın gölgesi altına insan oturur ve dinlenir. Halbuki sıcak olması lazım. Sıcak vakitte insan ağacın gölgesi altına oturur ve dinlenir. Doğru ama tam doğru değil arkadaşlar. İnsan, bakın, çünkü insanla başlıyoruz. Ağacın gölgesine sıcak vakitte dinlenmek için oturur. Niçin? Liyesteriha. Burada. Liyesteriha. Dinlenmek için. Bak. Sıcak vakitte ağacın gölgesinde dinlenmek tercih edilir. Bakın hepsi yakın ama doğru değil. Çünkü burada dikkat edeceğiz. Liyesteriha vaktel harri. Sıcak vakitte dinlenmek için insan ne yapar? Ağacın gölgesine oturur. Dolayısıyla değişik kılmaz. 18. soruda diyor ki Kasemni Ahmedu nısfel hubzi indehu. Kasemni Ahmet yanındaki ekmeğin yarısını bölüştü, yani yarısını bana verdi. Altı çizili kelimenin irabı, bakın nısfel hubzi. Nısfa muzaf, bu da muzafinleyi. O zaman ne olacak? Mef'ulun bih mansub, nasb alameti kesre değil. Mef'ulun bih mansub mecrur cer alameti kesre değil. Muzafinleyi mecrur cer alameti elif değil. Mef'ulun bih gayri sarih mecrur cer alameti kesra olabilir ama muzafinleyi mecrur cer alameti nedir arkadaşlar? Bakın nısfal hıbzi. Ne oluyor? Nısfal hıbzi. Muzafin ley. Mecrur. Cer alameti sonundaki hıbzi. Hıbzi. Evet. 19. soru. Müderrisül medreseti. Müderrisül medreseti. Aidune ile biladihim. Bak müderrisül medreseti. Okulun erkek öğretmenleri aidune dönüyorlar ile biladihim ülkelerine ya da şehirlerine. Haber aşağıdakiler hangisidir diyor. Yani müderrisül medreseti okulun erkek öğretmenleri mübteda ne yapıyorlar arkadaşlar? Ne yapıyorlar? Aidune dönüyorlar. Bu haber veriyor. Bakın. Müderrisül medreseti okulun erkek öğretmenleri aidune ile biladihim. O zaman haberimiz budur arkadaşlar. Aidune. Son sorumuza geldik sevgili öğrenciler, sevgili kardeşler. Be'al mukavilu müteahhit sattı. Eşşakkata daireyi bisi'ri münasibin cümlesinin, bakın, altı çizili ismin müsenna formuyla, yani ikil formuyla tekrar kurulmuş hali aşağıdakiler hangisidir? Be'al mukavilu eşşakkateyni bisi'ri münasibin olması lazım. Diğer mesela be'al mukavilu şakkateyni mef'ul olanlar mansup olur. Tesniyelerde mansup nedir arkadaşlar? Ye'nun ile şakkaten olmaz. Mesela isneyni şakkaten olmaz. İsneyni şakkate olmaz. Eşşakkat burada cemi zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Bugün bu videomuzda bu videomuzu sonlandırıyoruz. Daha sonraki vakitlerde başka soru çözümleriyle buluşmak üzere hepinizi baki olan, yar olan Allah'a emanet ediyorum.